Yahya abi hoş geldin. Teşekkür ederim Faruk kardeşim. Adım Yahya Sarı, Trabzonluyum. 4 tane çocuğum var. Ticaretle uğraşıyorum. Bugün bize ne anlatacaksın Yahya abi? Bugün kendime dert edindiğim infak konusunda konuşacağız inşallah. Yahya abi infak nedir? İnfak kelime manası tünel demek. İstilahi manası dünyadan ahirete bizi daha rahat götürebilecek bir tünel demektir. Dolayısıyla infak verdiğimiz zaman Allah'ın istediği, Resulünün tavsiye ettiği şekilde infak ederek samimiyetle ahirete gitmeyi umuyoruz inşallah. Lakin infak konusuna girmeden önce bir dostumun din nasihattir hadisi şerifindeki nasihat kısmını benim aklıma kazıdığı gibi anlatarak başlamak istiyorum. Sendeyiz abi. Din nasihattir diyor Allah Resulü. Soruyor arkadaşları kim için? Allah için. Başka? Resulü için. Başka? Müminler için. Peki nasıl bir nasihat? Allah'a nasıl nasihatte bulunabilirim? Resulüne nasıl nasihatte bulunabilirim? Müminlere nasıl nasihatte bulunabilirim? Dolayısıyla din nasihattir kısmının eşittirinde din samimiyettir. Din Allah'a samimiyet, din Resulüne samimiyettir, din müminlere samimiyet. Şimdi bu bağlamda eğer samimi bir şekilde ben infak edebiliyorsam varımı, ilmimi, amelimi, kazancımı, paramı, kârımı, mutluluğumu, hüznümü infak edebiliyorsam, paylaşabiliyorsam, samimi davranabiliyorsam Allah'ın huzuruna daha rahat çıkmayı kolaylaştıracak kocaman bir tünel hazırlamış olacağım. O zaman paylaştığımız her şey infak mıdır Yahya abi? Evet. Allah tarif ederken ihtiyacınızdan fazlasını infak edin diyor. Lakin infak zekat ya da sadaka değildir. İnfak başlı başına bir ibadettir. Başlı başına bir samimiyet göstergesi. Yani bunu mal ya da para olarak mı algılamamız lazım yoksa? Hayır hayır. Bilginin de infakı yapılmalı. Görgünün de infakı yapılmalı. Ya ilmin de infakı yapılmalı mutlaka. Yani başkasına vermekten imtina ettiğimiz her şey infakın zıttıdır. Eğer imtina etmiyor, veriyorsak infak etmiş oluyoruz. O zaman senden rol çalarak söylemek istiyorum. İlmi infak edebiliriz, zamanı da infak edebiliriz. Bunlar kolay şeyler. Eyvallah. Peki esas infak etmemiz gereken şey nedir? Aslında infak etmekten imtina ettiğimiz, korktuğumuz şey paradır bugün. İçimizdeki yaşattığımız firavunu canlandırıyor arkadaşlar. Eğer biz içimizdeki firavuna karşı bir de Musa beslemiyorsak o zaman firavuna mağlup oluyoruz. Çünkü firavunun da iddiası siz benim kullarımsınız, ben sizden güçlüyüm. Şimdi biraz fazla parası olan kulu ibaresini kullanmadan firavunun yaptığını etrafına, ailesine, işçilerine yapabiliyor. Dolayısıyla biz içimizde o firavuna karşı mutlaka bir Musa beslememiz gerekiyor. Çok sevdiğim bir dostum imanın canlı olduğunu, beslenmesi gerektiğini söylüyordu. Eğer beslenmezse imanın ölebileceğini anlatmıştı ki bana çok mantıklı gelmişti. Peki ben niye kazandığımı dağıtayım Yahya abi? Yani amacım ne buradaki? Belki dağıtmak istemiyorum. Allah razı olsun. Eğer dünyaya tek düze bakarsak yani bu gördüğümüz, yaşadığımız dünyanın dışında bir dünyanın varlığına iman etmiyorsak bu soru çok önemli bir soru. Niçin ben kazandım? Ben sabah erken kalktım, koşturdum, işte yabancı dili öğrendim, dış ticaret yaptım, çok para kazandım. Neden infak edeyim diye sorarız. Ama dedik ya o infak tüneli ahirete, dünyadan ahirete bağlanmış bir tünel. Eğer iki dünyayı bir düşünürsek, eğer iddia ettiğimiz gibi samimiysek dünyanın ahiretin tarlası olduğuna o zaman hiç sıkıntı yaşamayacağız. Kazandığımızın fazlasını vereceğiz. Çünkü Allah bize paylaşmayı çeşitli ayetlerinde emrediyor. Hatta biriktirmeyi yasaklıyor. Hazreti Ali 4000 dirhemden fazla para biriktireni cezalandırılması gerektiğini söylüyor. 4000 dirhemin aylık mı, günlük mü, yıllık mı orasında değilim. Fakat bana anlatmaya gayret ettiği mantık şu. İnsanların artık açlık sınırını hesaplamamamız gerekiyor. İnsanların artık tokluk sınırını hesaplamamız gerekiyor. Çünkü doyumsuz olduk. Bunu bize empoze ettiren zihniyet, ölümü unutturan zihniyet. Yeni bir şey aldığımızda, yeni bir şey giydiğimizde, yeni bir şeye başladığımızda öleceğimizi unuttuğumuz için bunu yapıyoruz. Bu bir rahmet midir? Belki de rahmettir. Ama eğer öleceğimizi bir an aklımızdan çıkartmasak, eğer ölmeden önce ölebilirsek biz artık infakta yarışır hale geliriz. İnfak ettiğimiz yani ekonomik anlamda birine infak olarak verdiğimiz herhangi bir değer karşı tarafı tembelleştirir mi tembelleştirmez mi? Ya baştan da söyledim ya bu kişisel bir oluşum. Yani ben beni kurtarmanın yolunda olacağım. O da tembelleşmemenin yolunda olacak. Yani adaleti öyle sistemli hale getirmeliyiz ki o suistimal etmeyecek seni. O suistimal ediyor diye sen vermekten geri durmayacaksın. Çünkü herkesin imtihanı farklı. Sen veren pozisyondasın. Verdiğinle imtihan edileceksin. Kaldı ki verdiğinle
verdiğin para senin değil. Çünkü mülk Allah'ın. O da tembelliğiyle imtihan edilecek. O tembel diye ben imtihan olmayayım mı? Benim verdiğim tembelliğe alışacak diye ben Allah'a borç veren olmayayım mı? Ben kendi sorumluluğunu yerine getiriyorum. Allah için veriyorum. O da imtihanını kaybederek tembellik yapıyor. Bu tamamen benim dışımda gelişen bir şey. Dolayısıyla yaptığımız bütün nasihatler, yaptığımız bütün okumalar, yaptığımız bütün araştırmalar kendimiz için yapmalıyız. Yaptığımız bütün ibadetleri kendimiz için yaptığımız gibi. Yani Faruk iyi insan olsun ama benim olmama gerek yok diye bir şey yok. Allah Kur'an'ı bana nazil et. Faruk'a laf sokmam için Allah bana Kur'an nazil et. Allah benim düzelmem için bana ayetler gönderdi. Faruk'u düzeltmem için değil. Bir dostumun bana bir nasihatini daha hatırlatmak istiyorum ama şükürler olsun çok iyi dostlar biriktirmişim. Hep bana nasihatler etmişler. Bir dostum der ki insanın hayatında menkıbeler olması lazım. İnsanın özelliğiyle anılacağı, adamlığıyla anılacağı menkıbeleri olmalı. Allah bize menkıbe bırakmadan ölmeyi nasip etmesin. Allah bize bu dini saf, temiz, pak bir şekilde iman edip imanlı bir şekilde can vermeyi nasip etsin. Yahya abi teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.